Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size güzel bir yemek tarifim daha olacak. Kızartmayla falan uğraşmayacağınız. Patatesi hesaplarken de 2 tane orta boy patatesi bir kişi olarak hesaplayacağız. Yemeğin özü patates olduğundan dolayı. Önce patateslerimizi güzelce bir soyuyoruz. Tarifimiz 4 kişilik olacak. Burada 8 adet orta boy patates var. Patatesleri çok ince doğramayacağız. Şöyle bakın. Biraz dişe gelsin. Piştiği zaman yemeğin içine kaybolup gitmesin. Soslu olacağından dolayı çok fazla yağ kullanmaya gerek yok. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Sosunda da tuz kullanacağımız için sadece 1 çay kaşığı tuz atıyoruz. Tuzu yağı her tarafına değdiriyoruz. Baharat kullanmayacağız. Şimdi bunda baharat kullanırsak ne yapar? Baharat yanar. Patateslerin görüntüsünü, yemeğin kalitesini bozar. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına bunu 40 dakika atıyoruz arkadaşlar. 190 derece fanlı 40 dakika arkadaşlar. Çok pişip pişmediğine bakmayın. Bunu sosuna da pişireceğiz. Yemeğimiz fırında pişerken hemen biz ne yapacağız? Sosunu hazırlayacağız. Sosu fırındaki malzemeyi yetiştireceğiz. Soğanlar para ediyor diye depolarda bekletiyorlar. Aldığımız soğanın yarısı çürük çarık çıkıyor. Tabi kul hakkına giriyorlar, onun farkında değiller. Sosa lezzet versin diye 2 tane de yeşil biber doğruyoruz. Sadece lezzet versin diye doğradığımız için malzemeyi çok abartmayacağız. Bir tane de domatesin yarısını doğruyor. Soğanın içine 2 diş sarımsak doğradım. Burada 2 diş daha var, bunu en son kullanacağım. Burada 500 gram tavuk filetomuz var. Şu sinirlerini alabilirsiniz. Tavuk filetoları çok ince doğrayacağız. Aynı kıyma çeker gibi. İsterseniz bunu tavuk kıymasından da yapabilirsiniz. Malzememiz hazır. Tavuğu difizden çıkarttığım için biraz fazla oldu. Burada 500 gram var. Size ortalama 350-400 gram civarı yeterli. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yattık. İçine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Yarım fincan sıvı yağ genelde 5 kişilik yemeklere yeterli geliyor. Az bir yağımız ısınsın. Yağımız ısın, hemen soğanları döküyoruz. Yağı çok da fazla ısıtmayacağız ki yağı yakmayalım. Soğan her tarafına yağı bir değdireceğiz. Orta ateşte kavuracağız. Soğanımızın daha çabuk kavrulması için buna bir kapak kapatabiliriz. Hemen şöyle bir kapak kapatıyoruz. 10 dakikada kavrulacaksa 5 dakikada kavrulur. 2 dakikada bir karıştıracağız. Toplamda 4 dakika oldu. Hafif hafif soğanlar yanmaya başladı. Şöyle gösterelim. Tam bu aşamada tavuğunu ilave ediyoruz. Önce şöyle bir karıştırıyoruz. Soğanlar, yağ, tavuğu her tarafına bir değsin. Tavuğu bir ayrıştırsın. Kapağı kapatıyoruz. 2 dakika bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. 2 dakika sonra tekrar karıştıracağız. Ocağın altında şöyle bir göstereyim. Yüksek ateşin birazcık altında. Şöyle bakın arkadaşlar. Buharlanmaya başladı. Tavukların üstü beyazlamaya başladı. Kapağı tekrar kapatıyorum. Bu sefer ocağımın altını biraz düşürüyorum. Şöyle gösterelim. Biraz daha düşürelim. Hafiften bir sulanma yapsın. Yemeğimizi yakmayalım. Tavuğumuz sulandı. Kapağı kapalı şekilde 5 dakika kavurdum. Bir yemek kaşığı şöyle bakın arkadaşlar. Tepeleme domates salçası. Domates salçasını attığım gibi biberleri, domatesleri de atıyorum. Hepsini iyice bir karıştıracağım. Domates salçası biberlerin, domateslerin her tarafını önce bir değecek. Salçayı karıştıra karıştıra her tarafına değdirdim. Buna bir kapak kapatıyorum. Yine kısık ateşte ortalama 3 dakika bir salçasıyla kavrulacak. Salçayla beraber kavurduk. Şimdi sıra geldi asıl işleme. İlk aşamada 1 bardak soğuk su veriyorum. Soğuk su
Hem salçanın renginin iyi çıkmasını sağlar hem de lezzet verir. Bundan sonraki suyu sıcak ilave edebilirsiniz. Biraz sulu olacak patates suyu çok çektiğinden dolayı. Toplamda 4 su bardağı su vermiş oldum. Bir daha karıştırıyorum. Ocağımı şimdi yüksek ateşe alıyorum. Tuzu kendiniz ayarlayın. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber atıyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kapak kapatmıyoruz. Öyle baktığınız zaman da inanılmaz derecede güzel, lezzetli bir sote oldu. Altını kısıyorum. Kısık ateşte bunu ortalama bir 4 dakika kaynatacağım. Ondan sonra patatesle buluşturacağım. 4 dakika orta ateşte kaynattım. Altını kapatıyoruz. Tam 40 dakika geçti. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynı patates tava gibi oldu. Emin olun evde, ocakta patates kızartmaya gerek yok. Şöyle de kontrol edebilirsiniz. Hamur gibi pişmiş. Çok da pişmesi önemli değil. Sosta da pişeceğinden dolayı. Patatesler dibine yapışmış olsa da hiç önemli değil. Yemeğin içindeki su ne yapar? Hepsini kaldırır. Şöyle bir hepsini dökelim. Fırınımız sıcak. Patatesi aldım, fırını kapatmadım ki soğumasın diye. Sıra geldi yemeğimizi süslemeye. Domateslerin kabuklu tarafını ne kadar üste getirirsek o kadar iyi olur. Kabuksuz tarafları kızarmaz. Domatesin kabuklu tarafları fırında daha çabuk kızarır. İlk başta söylemiştim lezzet sarımsağı diye. Bu sarımsaklar da yemeğin üstünde yanacak. Mutfağınızda çok güzel bir yemek kokusu olacak. Fırının üst bölümünü atacağız. 210 derece, ortalama 20 dakika. Biberler yandığı gibi çıkartacağız. Fırını 20 dakikaya ayarlıyoruz. 210 derece. Tam dediğimiz zamanda yemeğimiz pişti. 210 derece 20 dakika. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer sizin yemeğiniz pişmezse ne yaparsınız? Dakikasını biraz daha uzatırsınız. Yemeklerin üstüne maydanoz atmak adet olmuş. Şimdi biz atmasak ne olacak? Eksiğimiz olacak. Şöyle hafiften de maydanoz yaparım. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Yemede yanında yat yemeği oldu. Şöyle bir parça yemeği de gösterelim. Tavayı bozmaya kıyamıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sizi kesinlikle mahcup düşürmez. Sayfamda 1000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapar. Afiyet olsun.